Evet arkadaşlar, expressing preferences, tercihler konumuzla devam ediyoruz. Prefer ve would rather tercihlerimizi bildirirken kullandığımız yapılar. Prefer tercihlerimizi belirtirken kullandığımız bir fiil neyi neye tercih ettiğimizi söylüyorsak arada mutlaka biz to edatını kullanıyoruz. Eğer tek bir tercihimiz varsa biz sadece prefer'ı kullanıyoruz, devamında tercih ettiğimizi yazıyoruz. Örneğin, I prefer tea. Ben çayı tercih ederim. Ama çayı kahveye tercih ederim diyeceksem I prefer tea to coffee. Devam edelim örneklerle. I prefer basketball to football. Ben basketbolu futbola tercih ederim. Araya to edatı getirdim ve karşılaştırma anlamını verdim. Prefer kalıbından sonra fiil kullanmak istersek fiile mutlaka ing takısı getirmemiz gerekiyor. He prefers going by bus to walking. O otobüsle gitmeyi, yürümeye tercih eder. Prefer kalıbından sonra mutlaka ben ing takısı getirdim. Walking, yani walk fiilinden sonra da ben mutlaka ing takısını getirmek zorundayım. Cümle yapılarına bakacak olursak, benim cümlem olumlu bir cümle, mutlaka özneyle cümleye başlamalıyım. I öznesiyle cümleye başladım. Daha sonra tercih etmek kalıbım olan prefer'ı getirdim ikinci olarak. Sonra ilk olarak neyi tercih ediyorsak, basketbol, neye tercih ediyorsak araya to edatını kullanarak ikinci olarak yazıyoruz. İlk olarak neyi tercih ediyorsak onu yazıyoruz. İkinci olarak neye tercih ediyorsak o şekilde cümlemizi kuruyoruz. Dediğim gibi prefer kalıbından sonra fiil kullanmak istiyorsak mutlaka fiillere ing takısı getiriyoruz. Would rather'a geçiyorum ben. Aynı prefer gibi tercihlerimizi ifade ederken kullandığımız bir yapı, olumsuz hali would rather not şeklinde. I would rather go out than stay at home. Ben dışarı çıkmaya, evde kalmaya tercih ederim. Bu defa would rather'da ne var? ing takısı yok. To yerine than edatı var. Prefer'de to edatı vardı, karşılaştırma anlamı veriyordu. Burada then edatı var, would rather'da ve ing takısı yok. Olumsuza geçiyorum ben. I would rather not stay at home than go out. Ben evde kalmayı, dışarı çıkmaya tercih etmem. Benim tercihim dışarıya çıkmaktan yana. Ya da başka bir örnek veriyorum. Ben bugün çok yorgunum. Bugün dışarı çıkmayı tercih etmiyorum. I am very tired. I would rather not go out today. Would rather yapısının ardından fiil yanına halde kullanılıyor. ING takısı gelmiyor. İki tercih arasında mutlaka then edatını getiriyorum. Prefer'de to edatını kullanıyordum. Would rather'da then edatını kullanıyorum. Fiiller yanın halde kullanılıyor. I would rather ride a bicycle than play computer games. Fiilleri birinci halde kullandım. ING takısı getirmedim. Mutlaka araya then edatımı koydum. Karşılaştırma anlamını vermem lazım. Eğer would rather yapısında neyi neye tercih edeceğimizi söylüyorsak, aynı fiili kullanacaksak, fiili ilk kısımda kullanmamız yeterli. İkinci olarak fiili iki defa yazmamıza gerek yok. I would rather watch match'ten movie. Ben maç izlemeyi, sinema izlemeye tercih ederim. Zaten benim fiilim iki tarafta da watch. İlk olarak yazdığım cümlemde ikinci kısma ben watch'u yazmadım. Çünkü zaten ilk ögemde, yani would rather'da ilk olarak kullanmıştım. İkinci defa benim yazmama gerek yok. Ama mutlaka araya den edatını getiriyorum ki karşılaştırma anlamını versin. Şimdi örneklerle devam edersen, egzersizlerle örneklerimize, cümlelerimize devam ediyoruz. Yukarıdaki kelimeleri ben aşağıdaki boşluklara yerleştireceğim. Sadece dikkat etmem gerekenler ne? To kalıbını ben prefer'de mi, would rather'da mı kullanıyordum? ING takısını fiile prefer'de mi yoksa would rather'da mı getiriyordum? Bunlara şimdi bakacağız. İlk cümleye de başlayalım. I prefer bicycle, nokta nokta, motorcycle. Ben tercih ederim. Neyi tercih ederim? Bisikleti, motor bisikleti tercih ederim diyeceğim. Prefer yapısını hatırlayalım. Prefer yapısında karşılaştırma varsa eğer ben hangi edatı kullanıyordum? To edatını. Yukarıdan hemen aşağıya to edatını yerleştiriyorum. İkinci cümleye geçtim. I would rather nokta nokta in a hotel. Tekrar boşluk in a tent. Ben tercih ederim. Neyi tercih ederim?
Otelde kalmayı çadırda kalmaya tercih ederim. Tent, çadır demekte. Yukarıdaki fiillerime bakıyorum. ING takısı almaması gerekiyor. Neden? Çünkü Woodrather'da benim fiilim yalın halde olmalıydı. S takısı ya da ING takısı gelmeyecekti. Yukarıdaki fiillere bakıyorum. Zaten benim iki tane fiilim var yukarıda. Stay ve swimming. ING takısı almayan hangisi? Stay. Hemen stay fiilimi getiriyorum. Woodrather'dan sonra oteli çadıra tercih ederim. Woodrather yapısında karşılaştırmayı ben hangi kalıpla, hangi edatla sağlıyordum? Then edatıyla hemen Deni'de stay'den sonra getirdim. Then ve to'yu kullandım. Stay fiilimi de kullandım. Geçiyorum üçüncü cümleye. Ben tercih ederim diyorum. I prefer. Neyi tercih ederim? Prefer kalıbını hatırlıyorum. Eğer fiil kullanıyorsak ING takısı getiriyorduk. Benim ING takım ne? ING takısı olan fiilim hangisi? Swimming. Hemen swimming'i ben prefer'den sonra getiriyorum. I prefer swimming. Ben yüzmeyi tercih ederim. Prefer'den sonra fiil kullanıyorsak ING'yi mutlaka fiilimize getiriyorduk. Ama Woodrather'da buna ihtiyacımız yoktu. Woodrather'da fiili yalın halde kullanıyorduk. Dördüncü cümleme bakıyorum. Ben çayı kahveye tercih ederim. Arada benim den edatım var. Bu bana ipucu olacak. Çünkü den edatını ben hangi kalıpla kullanıyordum? Prefer mi, would rather mı? Would rather'la kullandığımı hemen hatırlamam lazım benim. Özneden sonra would rather'ı getiriyorum. Ben çayı kahveye tercih ederim. Toparlayacak olursak, prefer'de, would rather'da benim tercihlerimi anlatırken kullandığım kalıplarında prefer ile eğer bir karşılaştırma anlamı vereceksen to edatını kullanmalıydım. Woodrather'da benim kullandığım edatım dendi. Prefer'de fiile ing takısı geliyordu. Görüyorsunuz. Ama Woodrather'da ben fiilleri yalın halde kullanıyordum. Fiiller ing takısı almıyordu. Benim karşılaştırma edatım neydi? Woodrather'da den. Prefer'de neydi? To. Eğer tek bir tercihim varsa ve prefer'le cümlemi kuruyorsam fiile ing takısı getirmem lazım. Eğer Woodrather'la cümleyi kuruyorsam fiillere takı gelmiyor. Fiiller birinci halde kullanılıyor. Araya fiile ing takısı gelmeden ben Woodrather'la ilgili cümlemi den edatını kullanarak karşılaştırma anlamını vermem için den edatını kullanarak Woodrather'la ilgili ana cümlemi de yapıyorum. Tercihlerle ilgili konuşacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.